Dün bugün yarınla yeniden karşınızdayız sayın seyirciler. Bu yayını Londra'dan yapıyoruz. Ee, ve 2016'dan beri son 3 senedir Avrupa Birliği'nin gündeminde Brexit var biliyorsunuz. Ee, Britanya Avrupa Birliği'nden ayrılacak mı ayrılmayacak mı? Hem Avrupa hem tüm dünya e, bu sorunun yanıtını bekliyor ve süreç nasıl işleyecek? Ee, ...bu sorunun yanıtını bekliyor tüm dünya aslında. Biz de burada e, değerli bir stratejistle... ...Corporate Vision CEO'su Nicolas dos ...hem Brexit'i, Brexit sürecini... E, ...Britanya'yı neler bekliyor... ...Avrupa'yı, Avrupa, Avrupa Birliği'ni neler bekliyor... E, ...süreç nasıl ilerleyecek... ...hem Avrupa Birliği'ni... ...çünkü kendisi aynı zamanda Avrupa Birliği uzmanı... Ee, ve tabii ki Brexit uzmanı şimdi sözü fazla uzatmadan hem e, Brexit'in dününü bugünün yarınını hem Avrupa Birliği'ni hem Türkiye'nin Avrupa Birliği için önemini. Avrupa için önemini ve konumunu konuşacağız. Nicolas de Santis, Nicolas de Santis dün bugün Nicolas, yarına hoş geldiniz. Bugün, bugün yarın which means yesterday, today and tomorrow. Fantastic. Brexit'le Brexit'in dünü, bugünü ve yarını konusundaki değerlendirmelerinizi alacağız sizden. Brexit's yesterday, today and tomorrow, the future. Perfect. Ayrıca Avrupa Birliği Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki rolü ve Avrupa Birliği için önemi konusunda da sizin değerli düşüncelerinizi dinlemek istiyoruz. Ee, öncelikle Corporate Vision ve sizin orada ne yaptığınızla başlamak isterim. Corporate Vision bir strateji şirketi aslında. Ülkeler ve şirketler için vizyonla strateji geliştiriyoruz. Bir yandan da sektörler için yeni iş modelleri ve yenilikler geliştiriyoruz. Ve ayrıca Avrupa markasının sorunları için de çalışmaktayız. Avrupa markası dediğinizde bu neleri kapsıyor? Biz Avrupa markasının şu anda oldukça zayıf olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla markayı güçlendirmeye yardım ediyoruz. Brexit'in ortaya çıkması da markanın zayıf olmasından kaynaklanıyor zaten. Bu ülkedeki insanlar Avrupa markasının ne olduğunu tam olarak anlamadıkları için oylarını çıkmak konusunda kullandılar. Zayıf olan Avrupa Birliği markasını güçlendirmemiz gerekiyor. Biz Corporate Vision olarak bu markayı güçlendirmeye çalışıyoruz. Peki Avrupa Birliği kimliği sizce bu günlerde nasıl algılanıyor? Avrupa Birliği kimliği 1950'li yıllardan beri değişmeye devam ediyor. Özellikle de yeni ülkelerin katılmasıyla birlikte. Ama bugün insanların kafası biraz karışmış durumda. Ulusal kimlikler konusunda bile kafa karışıklıkları bulunuyor. Sizin de bildiğiniz gibi İspanya'da bulunan Katalonya'da sorunlar var. Brexit sayesinde insanların Avrupa'nın toplulukların birleşmesi olduğunu anlamadıklarını görmüş olduk. Dolayısıyla daha iyi bir imaja sahip olması için Avrupa Birliği'ne yardımcı olmamız gerekiyor. Evet, Avrupa Birliği ve Türkiye konusuna geleceğiz ama geçen hafta Ekim 2019'un sonuna ertelenen Brexit için Avrupa Birliği görüşmeleri hakkında konuşmak isterim biraz. Bu sürenin sonunda çıkacak olan nedir sizce? Bir strateji uzmanı olarak sizin tahminleriniz nelerdir? Ben referandumda kaybedeceğimiz yönünde tahminde bulunmuştum ve kaybettik. Şimdi de Brexit'in hiç gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Brexit'in mümkün olabileceğine inanmıyorum. Çünkü bir sistem olarak baktığınızda Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık veya diğer ülkeler arasında çok ciddi bağlantılar bulunduğunu görüyorsunuz. Bu ilişkileri koparmak neredeyse imkansız. Bence sonuçta bir referandum daha yapılacak ve Avrupa Birliği'nde kalma veya terk etme konusunda bir oylama daha olacak. O zaman bu referandum birkaç ay içinde yapılacak. Ekim'e kadar yapılması gerekiyor. Öyle değil mi? Birkaç ay içinde çünkü yakında Avrupa seçimleri olacak. Mayıs ayında Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Son birkaç yıl içinde bu ülkede neler olduğunu bu seçimler sayesinde göreceğiz ve sonunda halka kalmak veya ayrılmak konusunda yine fikirlerini soracağız. Peki siz bunun %90 oranında gerçekleşmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? %100 eminim. %100 eminsiniz. Bu çünkü... görüşünüzü neye dayandırıyorsunuz? Bunu izleyicilerimize biraz daha açabilir misiniz lütfen? Evet, çünkü referandumdan sonra bunları öğrenmek için 3 yıl geçirdik. Neredeyse 3 yıl. Birleşik Krallık Hükümeti 3 yıl süreyle ayrılmayı denedi. Mart 2016'dan beri. Aynen öyle. Her şekilde ayrılmaya çalıştılar. Bu işin ne kadar büyük olduğunu anladıklarını zannetmiyorum. Hı. Ayrılmak için belirlenen tarih geçmesine rağmen tarihi uzatmak için başvurmak zorunda kaldılar çünkü Avrupa Birliği'nden ayrılmak gerçekten çok zor. Almanya'da bir üniversite profesörü şöyle demiş: Aya gitme projesi yapmak Avrupa Birliği'nden ayrılmaktan daha kolay bir iş. Proje yönetimi olarak bakarsak Ay'a gitmek çok daha kolay bir proje. Dolayısıyla denemelerine rağmen bu işi yapamıyorlar. Zaten 3 yıl bunu öğrenerek geçirdik. Theresa May'in e, lot... May bu süreci yönetme politikası çok eleştirildi ve hala eleştirilmeye devam ediyor. Ee, siz bunun işçi partisini güçlendirdiğine inanıyor musunuz? This has given power to the Party. It's given party to sadece İşçi partisine değil. Güç ve güvenilirlik anlamında mı? Evet, ama aynı zamanda onlara farklı bir pozisyon da verdi. position. Ama işçi partisi hala karar vermiş değil. Bugün hala pozisyonlarının ne olması gerektiğini düşünüyorlar. Ama bu durum kesinlikle aşırı sağ kesimi güçlendirmiş durumda. Dolayısıyla asıl güçlenen aşırı sağ oldu. Çünkü referandum sonuçları ayrılmamızı söyledi ve biz ayrılmadık. Halkçı görüşe göre demokrasi işlemiyor ve aşırı sağ bu sayede güçleniyor. Bu da ülke için gerçekten çok kötü. Ve Theresa May'in istifa etmesi de ayrı bir soru ve konu. Ve Britanya'da hala tartışılıyor. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Sizce yakında istifa edecek midir yoksa etmeyecek midir? Hayır bence istifa etmeyecek ama önemi yok. Çünkü bu onun kontrolünde değil. Şu anda Brexit sürecinin kontrolü kimsenin elinde değil. Theresa May'in kontrolünde değil, Parlamento'nun da kontrolünde değil. Dolayısıyla Brexit şu anda kimsenin kontrolünde değil. Öylesine boş salınan bir yaratık gibi. Kimsenin kontrolünde değil. Dolayısıyla Theresa May istifa etse bile onun yerine geçecek olan kişi ondan daha iyi olamayacaktır. Brexit'e Avrupa Birliği yönünden baktığınız zaman Britanya'sız bir Avrupa Birliği hakkındaki düşünceleriniz, yorumlarınız nelerdir? EU without Britain. Avrupa Birliği için bunun sonucu iyi mi olur yoksa kötü mü olur? Artıları ve eksileri neler olur? Avrupa Birliği'nden hangi ülke çıkarsa çıksın bunun kötü bir şey olduğunu düşünüyorum. Hayatta kalması ancak 27 ülkenin birlikte olmasıyla gerçekleşebilir. Eğer Birleşik Krallığı kaybedersek bildiğiniz gibi Birleşik Krallık ilişkiyi bir şekilde devam ettirmek istiyor. Avrupa Birliği hayatta kalır ve hatta daha da hızlı ilerleyebilir. Çünkü Avrupa Birliği'nin en büyük sorunlarından biri Birleşik Krallığın Avrupa ile ilgili fazlasıyla şüpheci olması. Eğer Birleşik Krallığı kaybedersek Birleşik Avrupa'ya doğru daha daha hızlı adımlarla ilerleyebiliriz. Birleşik Krallık olmadan hayatta kalabiliriz ama yine de Birleşik Krallık'ın içimizde kalmasını tercih ederiz. Avrupa Birliği'ni bugünlerde siz nasıl görüyorsunuz? İçerisinde Doğu ve Batı olarak bir ayrışma var. Böyle bir ayrışma olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? Avrupa Birliği kimliği bugün hangi noktada? Evet, güzel bir noktaya değindiniz. İlk kurulduğu dönem var olan milliyetçi duygular kaybolmaya mı başladı Avrupa Birliği içerisinde ve Avrupa Birliği'nin ilk zamanlarıyla bugünü karşılaştırdığımızda. Biz Avrupa Birliği markası için bunu yapmaya uğraşıyoruz zaten. Avrupa genelinde güçlü bir intiba edinmeleri gerekiyor. Oldukça geniş bir coğrafyanın içindeki ülkeleri kullanıyorlar. 500 milyon insanı kapsıyor. Eğer kimliği güçlendiremezsek, farklı yönlere doğru hareket eden küçük küçük alanlar oluşur. O yüzden de Avrupa'nın vizyonu, kimliği ve markasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda Avrupa, dünyanın en güçlü para birimi olan Euro ile hala inanılmaz bir proje. 500 milyon insanıyla inanılmaz bir pazar. Türkiye için bile inanılmaz bir pozisyon. Dolayısıyla Avrupa kalacaktır ama markasını ve kimliğini geliştirmek zorundadır. Evet hemen arkanızda Kaptan Euro'nun posterini görüyoruz. Kaptan Euro bir çizgi film karakteri. Bize biraz ondan bahsedebilir misiniz? Mesela Venedik kanal macerası olabilir. Evet, biz Avrupa'nın süper kahramanı olarak Kaptan Euro'yu yarattık. Çünkü yeni kimlik yaratma aşamasında farklı projeler yapmanız gerekiyor. Reklam kampanyaları yanında bir süper kahraman yaratmak, farklı çevrelere ulaşmak konusunda iyi bir araç oldu. Peki Kaptan Euro yeniden mi lanse ediliyor yoksa edilecek mi? Kaptan Euro yeniden tanıtılacak çünkü 1990'lı yıllarda da Euro para birimi için kullanılmış. Ama bugün hala kimlik problemleri yaşandığı için onu yeni maceralarla tekrar tanıttık. O, çizgi roman serileriyle pazarlama ürünleri olan ve lisanslaması yapılan Avrupalı bir süper kahraman. Amacı ise insanlar olarak birlikte olmanın gücünü toplumlara iletmek. Kaptan Euro, insanların ve daha çok ülkenin dayanışması kavramını yaratmaya çalışıyor. Daha çok ülke. Evet. Tabii bir yandan da eğitici, öyle değil mi? Evet, tamamen öyle. Yes. Yes. It's an Özellikle konuyla ilgili fazla bilgisi olmayanlar için. Evet çünkü insanlara sıkıcı gelen bürokratik kavramları kullanıyorlar. Biz onu biraz daha eğlenceli hale getiriyoruz. Bu en hassas noktalardan biri. Çünkü eğer konuşmalar bürokrasi içerirse insanlarda heyecan yaratmanız zor olabilir. Dolayısıyla Kaptan Euro eğlenceli bir karakter. Evet, şimdi birazcık Türkiye ve Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinden bahsedelim. Avrupa Birliği içindeki pozisyonumuz hakkında konuşalım. Avrupa genelindeki farklı kurumlarda Avrupa Birliği ve Brexit hakkında konuşmalar yaptığınızı biliyoruz sizin. AB konusundaki konferanslarınızda özellikle nelere değiniyorsunuz konuşmalarınızda? Öncelikle bunu öğrenmek isterim. Ve sizce Türkiye'nin Avrupa Birliği için rolü ve önemi nedir? Konferanslarında insanlara öncelikle Avrupa kimliğinin ne olduğunu göstermeye çalışıyorum. Böylece Avrupa ile özdeşleşebilirler. Çünkü akıllarında hep, acaba ben Avrupalı gibi hissedebiliyor muyum gibi sorular var. Eğer Avrupalı gibi hissediyorsam bunun sebebi nedir? Ben bu soruları onlara soruyorum. Sunumlarımda onlara Avrupa'yı keşfetmeleri gerektiğini gösteriyorum. Çünkü hala keşfedilmemiş olan bir Avrupa var. Avrupalılar Avrupa'yı her gün kullanıyor ama bunun farkına varmıyorlar. Özgürce dolaşabiliyor, istediklerinde her yerde eğitim alabiliyor, çalışabiliyor ve Euro para birimini her yerde kullanabiliyorlar. Dolayısıyla onlar için Avrupa zaten orada ama marka çok güçlü değil. Dolayısıyla benim bütün konuşmalarım markayı güçlendirmek için. Türkiye'ye gelince ben her zaman Türkiye tarafında oldum ve Türkiye zaten Avrupa'da. Türkiye'nin büyük bölümü Avrupa'da ve tarihe baktığımızda da Roma İmparatorluğu'nun çıkışının İstanbul'dan olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hem tarihi, hem coğrafi hem de kültürel bir bağımız var. Bir de şu gerçek var ki Türkiye Avrupa Birliği 5. büyük eğitim ortağı şu anda. Beşinci büyük ortak. Evet, beşinci büyük ortak. Amerika, Çin, İsviçre, arkasından Türkiye geliyor, sonra da Brezilya ile Kore. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin çok önemli bir ortağı. Evet, Türkiye'nin Avrupa Birliği için önemini vurguladınız. Önemli bir değer. Ama Türkiye bir yandan da Avrupa Birliği'ne bağımlı. Çünkü Türkiye'nin dünya çapındaki ticaretinin yüzde 40 kadarı Avrupa Birliği ile. Dolayısıyla ticarette birleşik durumdayız. Türkiye 60'lı yıllardan beri Avrupa Birliği'ne giriyor. Ankara anlaşmasıyla. Ve devam eden görüşmeler. Katılım için öyle. Türkiye'nin Avrupa'yı bir fırsat olarak görmesi ve bizim de Türkiye'yi bir fırsat olarak görmemiz gerekiyor. Sonunda belki ileride bir gün Türkiye'yi Avrupa Birliği ortağı olarak görebiliriz. Ortaklarımızdan NATO'nun bir üyesi zaten. Türkiye'nin rolünün Avrupa'ya veya Avrupa Birliği'ne çok yakın olduğuna inanıyorum. Çünkü biz zaten belirli oranda ticareti sağlıyoruz. Kültürel olarak da çok benzediğimizi düşünüyorum. Dini inançlar farklı olsa da biz insanlar olarak barış ve demokrasi alanında aynı görüşlere sahibiz. Peki sizce Türkiye neden hala Avrupa Birliği'ne kabul edilmemiş durumdadır? Bu durumun en önemli sebebi ne olabilir? Bence iki sebebi var. Birincisi imaj, ikincisi de Türk insanı ile ilgili, ile ilgili bilgi eksikliği. Türkiye ile ilgili bilgi eksikliği. Türkiye ile ilgili bilgi eksikliği. Daha önce söylediğimi hatırlıyor musunuz? Referandumda Türkiye ile ilgili doğru olmayan birçok şey söylendi. Türkiye'nin dünya önünde yeni bir imaj yaratmak için çalışması gerekiyor ama Avrupa Birliği'nin de insanlara Türkiye'nin gerçekte ne olduğunu göstermesi gerekiyor. Birçok ülkede ticaret yapan güçlü bir ülke ve stratejik olarak güvenlik konusu çok önemli ve hepimiz için. <laughs> Siz sanırım yıllar önce Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la da tanıştınız. Evet, bundan 10 yıl önce Erdoğan'la Madrid'de düzenlenen jeopolitika konferansında tanışmıştım. Ve özellikle Türkiye ile Avrupa Birliği konusunda konuşmuştuk. Kendisi Avrupa Birliği yanlısı ve Avrupa Birliği'nin ticaret bölgesi olduğuna inanıyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin müttefiki olduğunu düşünüyor. Türkiye ve Avrupa'nın Akdeniz'de daha ileri güvenlik oluşturmadaki rolü hakkında da görüştük. Türkiye NATO üyesi olduğu için biz NATO'nun iyi bir müttefiyisiyiz. Evet, Avrupa ve Türkiye gerçekten müttefikler ve birçok alanda birlikte hareket etmeleri gerekir. Katılım için yapılan görüşmelerde konuşulan en önemli konulardan biri de budur. Peki sizin görüşünüze göre önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkisi nasıl bir noktaya gelebilir? İlk yapılabilecek şey modernizasyon olabilir. Çünkü Avrupa Birliği her şeyden önce barış, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü esas alıyor. Türkiye'de hukukun üstünlüğü ilkesi ne kadar iyi olursa yani hukuk ne kadar düzgün işlerse Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım şansı da o kadar yüksek olacaktır. Türkiye'de demokrasi var ama hukukun güçlenmesi gerekiyor. Anayasal sistem bu en önemli konulardan biridir. Evet röportajımızın sonuna geldik. Ee, i̇zleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Türkiye'deki izleyicilere Türkiye'nin bizim dostumuz olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'yi seviyoruz ve hatta ben sıkça ziyaret ediyorum. Türk insanıyla Avrupalı insanların kardeş olduğunu düşünüyorum. Sizin Avrupa'ya gelmenizi, birlikte ticaret yapmayı ve bizimle çalışmanızı memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek isterim. Nicolas dos Santos, bu röportaj için ve değerli vaktiniz için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler dün bugün yarının sonuna geldik. Değerli bir stratejist olan Nicolas Dos Santis ile hem Brexit'i konuştuk, hem Avrupa Birliği'ni konuştuk. Türkiye'nin AB için olan önemini konuştuk. Kendisi de çok istiyor ve destekliyor. Türkiye'yi bir gün Avrupa Birliği üyesi olarak görmek isteriz dedi, bunu ifade etti. Bir sonraki programda yeniden karşınızda olmak üzere şimdilik hoşçakalın.